Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz George Puskás. Evet, ismi futbolcu diye bağıran bir futbolcu açıkçası. George Puskás'ın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor arkadaşlar. Geride kalan U20 Dünya Kupası'nda da müthiş bir grafik sergilemişti oyuncu. Şu an talipleri de her geçen gün daha da artıyor. Evet, Puskás'ın ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını aldıktan sonra FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama parantez açıyorum. Oyuncunun muhtemelen bu son senedeki performansı sebebiyle FM 2020'de database'inde özelliklerinde olumlu yönde bir revize olacaktır. O zaman yine eğer bu transfer gerçekleşirse yeniden inceleriz. Parantezi kapıyorum. Evet, oyuncu Roman, 96 doğumlu, 23 yaşında diyebiliriz. İki kez milli takım formasına giyip gol atamamış. Palermo ile sözleşmesi var ve 1.2 milyon euro kazanıyor. 30.06.2020 tarihine kadar 278 bin euro kazanıyor arkadaşlar. Sözleşmesinin son senesine girmiş durumda. Bu yüzden oyuncu ikna ettikten sonra Palermo'da oyuncudan para kazanmak isteyecektir. Makul bir bonservis ücreti karşılığında transfer imkanı doğabilir. Evet, oyuncunun rol ve görev dağılımına bakalım. Pivot santrafor arkadaşlar. Direkt pivot santrafor olarak değerlendireceğiz onu. Sol kanat pozisyonunda da oynayabiliyor ama pivot santrafor olarak değerlendireceğiz biz onu. 1.88 boy, 77 kilo. Çok iyi boy bir ağırlık endeksi pivot santrafora göre. Kullandığı ayak sağ, kişilik dengeli, medya gözünde santrafor, kalecilik becerisi 2. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 12, dayanıklılık 13, denge 15, güç 15, hız 13, hızlanma 13, vücut zindeliği 13, sıçrama 14. Hiç fena değil arkadaşlar. Bu boyla hız ve hızlanması gayet yerinde. Dengesi güçlü mevkisi itibariyle önemli pivot santroforda denge ve güç gayet iyi 15. Çeviklik, dayanıklılık fena değil. Fena değil yani, fiziksel özellikleri kötü diyemeyiz. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 9, cesaret 10. Çalışkanlık 10, kararlılık 12, kararlılık 13, konsantrasyon 10, liderlik 8, ön sezi 10, çok düşük ön sezisi. Özel yetenek 9, pozisyon alma 4, soğukkanlılık 12, takım oyunu 12, topsuz alan 11, vizyon 8, topsuz alanı çok zayıf. Çok düşük topsuz alan özelliği, ki topsuz alan şu arkadaşlar, evet, pivot santraforda çok aranan bir özellik değil. Daha çok Burak Yılmaz tarzı forvetlerde aranan bir özellik ama 11 biraz düşük. Şudur topsuz alan, oyuncunun tehlike yaratabilecek bir pas alabilmesi için topsuz alanda kendini boşa çıkarabilme yeteneği arkadaşlar. Evet, ben zihinsel özelliklerini yeterli bulmadım. Fiziksel özellikleri daha iyi zihinsel özelliklerinden. Gelelim teknik özelliklere. Teknik 11, pas 10, ilk kontrol 12, bitiricilik 14, kafa vuruşu 15, dribbling 12, uzaktan şut 13 gayet iyi. Diğer köşe vuruşu, markaj, orta yapma ve duran toplar biraz zayıf. Bitiricilik ve kafa vuruşu bir pivot santrafor göre ve yaşına göre gayet iyi. 14-15 güzel rakamlar arkadaşlar. Uzaktan şut rakamının da güzel olduğunu düşünüyorum. Diğerleri çok fazla önemli değil mevkisi itibariyle ama gelişim sağlarsa çok çok daha iyi olabilir. Evet, profile şöyle genel manada baktığımızda açıkçası fiziksel özellikleri ön plana çıkıyor. Fiziksel özelliklerin yanında bitiriciliği ve kafa vuruşu da çok fena değil, fena diyemeyiz. Ama zihinsel anlamda biraz sıkıntılar olduğunu söylemek de mümkün. Peki Ajax scoutları ne demişler, hemen ona bakalım. Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynar. İleride Eredivisie'de harika bir oyuncu olabilecek seviyede bir potansiyele sahip. Potansiyeli var demişler ve yararlı bir transfer olabilir demişler Puskás için. Mevcut yetenek 2.5, potansiyel yetenek 3 denmiş ve teknik ekibe olumlu rapor vermiş Ajax scoutları. Eksiler, dil öğrenmesi gerekiyor. Topu ortalayacakken kararsız oluyor. Puskás bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil. Artılar: önemli maçlarda oynamayı çok seviyor. Kafa vuruşu özelliğinin yüksek olması onu hava toplarında çok iyi bir oyuncu yapıyor. Zaten pivot santroforun en önemli özelliği bu. Dengeli ve normal bir karakteri var. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. Hava topları iyi. Birden fazla mevkide oynayabiliyor ve oyuncu sağ kanat pozisyonu için eğitilebilir demiş Ajax scoutları arkadaşlar. Gelelim en önemli nokta FM editör rakamlarına. Evet, mevcut yetenek 118, potansiyel yetenek 139. Hiç kötü bir rakam değil potansiyel yetenek rakamı. Hiç kötü bir rakam değil ki. Bu sene gösterdiği, özellikle o 20 Dünya Kupası'nda göstermiş olduğu başarılı performanstan sonra ben bu potansiyel yetenek rakamının 145-150 bandına gelmesini bekliyorum. Mevcut yetenek 118, yani profil bize hala gelişebilir diyor FM editörü arkadaşlar. Güzel rakamlar olduğunu söylemek mümkün. Genç bir oyuncu çünkü, daha Puskás. Şöyle kariyer geçmişine bakalım. Romanya'dan çıkıyor, Inter'e gidiyor arkadaşlar. 2013-2014'te Inter sözleşmesini 600 bin, bonservisini 600 bin euro ile alıyor 2014-2015 sezonunda ama Inter'de çok forma şansı bulamıyor. Bari'ye kiralanıyor, orada 16 maçta 4 golü var. Sonra Benevento'ya kiralanıyor, 17 maçta 4 golü var. Daha sonra yine Benevento'da 11 maç 1 golü var.
Novara'ya kiralanıyor. 19 maç 9 gol atıyor. En başarılı performansı 2017-2018 sezonunda. Bu sezon ise Palermo'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gidiyor. Ve Palermo'da da 9 golü var arkadaşlar 33 maçta. Ama dediğim gibi U20 Dünya Kupası'nın yıldızlarından biridir Romanya adına Puşkaş. Evet, profil çok kötü bir profil değil. Zihinsel anlamda sıkıntıları olduğunu söylemek mümkün ama fiziksel ve özellikle bitiricilik ve kafa vuruşu noktasında iyi olan bir oyuncu Puşkaş. Tabii bu profili bir de Futbol Manager 2020'de tekrardan görmek lazım. Çünkü olumlu yönde revize edileceğini düşünüyorum. Transferle ilgili olarak ise genç oyuncu candır arkadaşlar. Genç oyuncuya yatırım yapılır. Bunun karşılığını en kötü alamasanız bile, yani performans olarak alamasanız bile mali anlamda geri dönüşü oluyor genç oyuncuların bir şekilde. Palermo 3,5 milyon euroya almıştı bonservisi 2018-2019 başında. Kapıyı bence bu sezon U20 Dünya Kupası'na gösterdiği başarıdan dolayı 7,5-8'den aşağı atmaz. O açıdan açıkçası zor bir transfer diyorum. Yani şu an ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın genç bir oyuncuya 7,5-8 milyon yatırma lüksü de yok açıkçası. Finansal fair play şartlarında maksimum 2,5-3,5 hadi 4 diyelim oraya kadar çıkabilirler. O yüzden zor bir ihtimal olarak görüyorum Puşkaş transferini. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayemiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'a kalın.